Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün aslında çok güzel bir kargo açımı yapacaktım. Fakat daha güzel olacak aslında. Şu anda dışarıdayım, koşudayım. Üstümden de gördüğünüz gibi 5 kat falan giyindim. Ankara'nın ayazında. Ve bir ayakkabıyı sipariş etmiştim. Tapkik.tr adresinden, Instagram adresinden. Whynotzero0.5 Instagram'dan da zaten sizlere duyurmuştum. Şimdi o ayakkabı geldi. Nereye geldi diye merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Burada bir bagaj dolusu ayakkabı var. Kargomuz. Oğlum bu ne? Kargomuz. Evet, Tapkik.tr adresinden aldık biz bu ayakkabıyı. Şimdi soranlar oluyor tabii, abi güvenilir midir, odur mudur gibi böyle birçok şey soruluyor normal. Normalde bu sayfa resell yapıyor. Yani çok daha pahalı ayakkabılar. Neler var mesela, gösterebilir miyiz onlardan? Mesela Dunk modelimiz var. Evet. Şu an satıldı, kargoya gidecek. Çok iyi. Wolf Ray. Süper. Burada Seba abiye verdiğimiz. Çok iyi. Bayağı sen toparladın herhalde. Şu anda burası sadece kargo. Burada bir tane Jordan 11'imiz. Evet. Bu kime ait acaba? Bu da satıldı olarak burada duruyor. Arkadaşlar bir sonrakinde de daha ücretini çıkartamadık ama alacağız. Uf ya, bu nedir böyle? Baksanıza. Jordan 11. Şu anda bulamazsınız arkadaşlar bu ayakkabıyı. Arasanız da. Ama bu adresten tabii ki alabilirsiniz. Fiyatları yani öyle kafanızda çok ucuz gibi kurmayın. Çünkü bu ayakkabılar resell ayakkabılar. Bulunamaz ayakkabılar. Normalde Tapkik.tr bu işi yapıyor. Fakat Nike'dan da belli bir indirim hakları var. Nike'la çalışıyorlar. %20 indirim yapıyorlar. Yani normal Nike.com'dan işte kıyafet alırsınız, başka şeyler alırsınız, şort alırsınız. Bunları indirimli alabiliyorsunuz. Ben de Whynotzero0.5 sipariş etmiştim. Bu şekilde geldi. Adamların görüyorsunuz bir bagaj dolusu ayakkabısı var. Benim arabamdan daha güzel bir araba bu. Bende de diyorlardı işte abi senin arabayı soysak falan filan diyorlardı da senin arabayı görünce insan şey oluyor. Çok daha iyisi. Tamam, benim ayakkabı hangisi, şu mu? Aynen, bir açalım şöyle, bir şey yapalım. Ön bir görüşme yapalım. Ben yine her zamanki gibi arkadaşlar evimin salonunda size göstereceğim, merak etmeyin. Çok iyiymiş. Çok fazla da şey yapmayalım, şöyle bir spoiler vermiş olalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi %20 indirimli geldi. Yine Instagram adreslerini açıklamaya linkini bırakacağım. Sizler de girip oradan bakabilirsiniz, sipariş edebilirsiniz. Bu çok hızlı geldi ama bana. Nasıl böyle oldu? Bizim ekstra hızlı geliyor. Öyle mi? Aynen. Ayarladığımız şeyden dolayı. Aha. Bir hafta içinde geliyor genelde. Çok iyi. Ben de yani şaşırdım. Konuştuk ki sanki 3-4 gün sonra abi, evet, geldi demiştim gibi oldu. Vallahi teşekkür ediyorum. Sizler de arkadaşlar Ankara'daysanız elden ulaştırabiliyoruz. Değil mi? İsterlerse kurye de yapabiliyoruz. Yani mesela şu an benden istedi, çok uzakta oturuyor. Direkt kuryeyle evine yollayabiliyoruz. Çok iyi. Yani bu şekilde de arkadaşlar yerinde kontrol yapabilirsiniz ama ya ben bu kadar bir biliyorsunuz söylemem, hani alıyorum adresini bu der geçerim ama yani güvenlik noktasında, güvenilirlik noktasında en ufak yani çakma olması veya fake olması mümkün değil. Ve ekstradan da Sinik Sapın bize verdiği temiz ürünlerinden de ilk gelen kişilere hediye edeceğiz. Oo, bak bunu bilmiyordum, bu sürpriz oldu. Evet, bu sürpriz. O zaman ben ilk gelen ben olduğuma göre diyor. Gerçek şeyleri var. Ayakkabı bakım temizleme mendili, cleaning wipe. Aa çok iyiymiş ya. Bir tane şundan alsam. Tabii. Bir tane aldım. Cleaning wipe'ım yoktu. Diğerlerine gerek yok da neler var mesela, onları da gösterelim. Ya bize de onlar verdiği için. Evet bak, bunlar güzel. Bende bayağı var bunlardan ya. Böyle 20 tane falan vardır belki. Ben de dağıtmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar burada bir 40-50 tane var mıdır? Var. Vardır. Gelirseniz buradan bu şekilde evet alabilirsiniz. Siz indirimli ürün bulsanız dahi yine %20 indirim oluyor. O çok güzel bir şey. İndirim üstüne indirim oluyor. İndirim üstüne indirim oluyor. Kovalayın, alın, fırsatı değerlendirin. O zaman evde görüşürüz. Eve geldik arkadaşlar koşumuzdan sonra. Bu birkaç gün sonrası tabii ki. Hemen çekmek için müsait olmadım. Birkaç gündür duruyor güzel güzel. Sizle açıp bakmak için de heyecan kaçmasın diye açıp bakmadım. O gördüğünüz sahne kadar var yani. Ben de bilmiyorum değil mi? Sen de bilmiyorsun. Kutumuzu çıkartalım ve bir tane de cleaning wipes'ten almıştım. İlk gelen siparişlere bunlardan vereceklerini söylemişlerdi. Normal bedeli de yazıyor, 40 liraymış düşün. Şimdi şunu açmak istiyorum ya. Yurt dışında çok kullanılıyordu. Türkiye'de ben yani ıslak mendil kullanıyordum. Başka markanı da görmedim. Birkaç biliyorsunuz zamanında bu işlere çok girdim çıktım. Ama böyle cleaning wipes olması. Ha,
Tekli. Yani mendil çıkartıyorsun ve güzelce. Bayağı da çok varmış. Değil mi? Evet. Tabii bunlardan bulunması lazım bende ya. Olmazsa olmaz. Yani. 40 lira eder mi peki sence? Bu tartışılır. 10 tane var herhalde. Evet galiba. Aynen öyle. Ama sadece bundan yok biliyorsunuz. Farklı farklı o işte şeylerden de var. Fırçalı temizleme köpüklerinden de var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Tabii ki bitmemişse. Şimdi ayakkabımıza dönelim arkadaşlar. Zaten nereden aldık, nasıl yaptık onu biliyorsunuz. Topkick TR'ye teşekkür ediyorum tekrardan. Tayinizde Wynet'ı hemen alıp inceleyebilmiş oldum. Ne zaman çıkmıştı? 11. Daha yeni çıktı. Yani bir ay olmamıştır belki de. Ben de hemen zaten söyledim. Ve onlara siparişleri verdiler. Ben en çok ayakkabıdansa ayakkabıyı hangi renk aldığını merak ediyorum. Yani bu rengi sen çok beğenmeyebilirsin diye düşünüyorum ama biraz üstünde de şöyle hafif uyumlu olabilir belki. Aslında beğenirim. Beğenilmesin bilmiyorum. Bu her zamanki Wynet kutusu. Pek değiştirmiyorlar Wynet'ları. Yine altın sarısı mıydı? Altın sarısı olabilirdi veya siyah da olabilir. Yani üstü falan aynı oluyor, değiştiriyorlar. Russell Westbrook şu sıralar baya baya kötü gerçekten. Aşırı eleştiriliyor, aşırı. Çocuklarımı ve eşimi artık bir maçlara götüremeyecek kadar hani kötü bir ortam var. Hakaret ediyorlar, şey yapıyorlar. Ve gerçekten berbat oynuyor. Hiç de mutlu da değil. Gerçi geçen gün bir tane son dakikalarda üçlük attı ve işte maçı uzatmaları taşıdı. Sakatlandı falan mı? Yok, bir uyum sağlayamadı. Şu an Los Angeles Lakers'ta, LeBron James'le falan oynuyor. Aslında güzel bir takım var. İsim olarak hepsi güzel adamlar ama... Şimdi gözde olamayınca herhalde bir düştü. Onun şeyi o. Yani kötü takımda en iyi oyuncu olacak ve her şeyiyle o götürecek. Tam benim mantığım. Ben de biraz söyleyeyim. Uyuşamadılar, edemediler. Bilmiyorum, bir şey yapamadılar. Halbuki bence yetenekli oyuncu. Yani baktığın zaman kariyerine MVP'liği var. Düşün MVP'lik ki en zor şeydir bence NBA'de elde edilebilecek. Triple double rekorları falan. Neyse, biz ayakkabılarını seviyoruz. Genel itibariyle benim sevdiğim tarz ayakkabılar oluyor ve hani her oyuncuya uygun, işte iyi yastıklaması, iyi kitlenmesi ve birçok şeyi olan ayakkabılar oluyor. Bu rengi de bayağı beğenilmişler. Instagram'dan ben size sormuştum. Siz de evet aldınız diye. Turunculu diye düşünmüştüm ben ama. Genelde biliyorsun Westbrook'larda, Wynet Zero'larda şey gidiyoruz. Ben yani, renkli renkli gidiyoruz. Turunculu diye düşünüyorum ben. Wynet Zero 0.5'teyiz şu anda. İlk dördünü düşünürsen hep çok renkli aldık. Değil mi? İlk dördü mü? Daha ilk ne? İlki grili, siyahlı beyazlı olan vardı. Sonra bir grilisini almıştım. Ha, İkincisinden itibaren hep biraz daha rengarenk aldık. Tatlı bir kağıdımız var. Westbrook logosu ve Jordan logosu. Açtığımız zaman da ve çılgın bir renk. Çılgın bir renk bizleri karşılıyor. Kaç renkli? 3-4 renk falan. Genelde böyle herhalde oluyor ya. Yeni çıkartayım. Arkadaşlar, çok iyi. Turuncu vallahi çok iyiymiş. Gözde bakıldığı zaman internetten çok daymış. Özellikle şu arkasını aşırı beğendim. Hemen işte çevireyim. Arkasındaki görüntü çok hoş. Değil mi? Sen de ilk defa görüyorsun. Ben de ilk defa görüyorum. Ha. Açmadım. Artık sabredebiliyorum. Eskiden sabredemiyordum. Çünkü şimdi tavrını şey yapıyorum. Allah Allah, yeni görmüş gibi evet, davranıyorsun gerçekten, diyecektim. Yani güzelmiş. Sadece orada biraz parktayken açtık. Şöyle ufaktan neyse dedim. Şey bozulmasın, büyü bozulmasın. Ve hemen kapattım. Şimdi sizlerle incelemeye başlayalım. Ayakkabı önden apayrıymış, arkadan apayrıymış arkadaşlar. Şöyle önümü size çevireyim. Bakın sizlerde sağlam bir... Şurada ilk başta bir katmanımız var. Parmak koruyucu diyebiliriz. Onun hemen kaynatıldığı, dikildiği ikinci bir kısım var. Ve burası biraz daha yaldızlı gibi duruyor. İçeride bir sürü haritamsı şeyler var. Şurada bir tane neyse artık bu. Herhalde şu katmanın altı mı? Bilemiyorum. Tabii. Değişik bir şey. Burada da tamamıyla geçirgen, hava geçirgen ağ gibi bir şey var. Ve ayakkabının içini görebiliyorsunuz. İçine daha rahat bir katman olsa gerek. Çok havadar yapacak tahminim. Şöyle orada bayağı ön kısımda o var. Arkaya doğru geliyor mu? Tabii ki arkaya doğru da geliyor. Aynı şekilde dilde de bu var. İç kısımda da farklı bir şekilde fileyle havalandırmalar var. Bayağı yani böyle karman çorman ki Westbrook'un genelde ayakkabıları böyle oluyor zaten. Şurada Jumpman logosu dikkatimizi çekiyor. Zigzaklı yapımız var ta arkaya kadar. Evet, şu kısım çok ilginç. Dil kısmı da çok böyle büyük gibi duruyor. 45 aldım, inşallah büyük gelmez. En son 45 aldığımda normal gelmişti ama bu Wynet'larda biraz oynayabiliyor. Bağcıklarımız da bayağı ayakkabının önünden başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Hani güzel bir kitlenme sağlayacaktır. Cırt cırtlı yapılar falan kullanıldı zamanında biliyorsun. Yani hepsi güzeldi. Ben genel itibariyle 3'ü çok sevmiştim. 3 çok harikaydı. Yan tarafa baktığımız zaman burada air zoom'u görüyoruz. Güzel bir kenar çıkıntısı. Yine dengeli sağlam bir ayakkabı olacak. Westbrook'un logosu hemen bu tarafta. Şurada daha farklı güçlü katmanlar oluyor. Topun hep böyle iki
şeyli yapıyor. 2-3 değil mi böyle üst üste? Şu arka kısmı çok hoş değil mi? Arkada adeta dağcılar mağcılar böyle bir sürü şey kullanır ya. Kemer, şey, halat, şu bu, o tarz bir yapı varmış çok gibi geldi. Güzel, çok tatlıymış. Nerede? Şuradaki değil mi? Çok hoş gerçekten. Arkasına ayrı bittim ayakkabının. Bu zigzag desenleri falan yine çok hoş. İç tarafta Westbrook logosu da çok güzelmiş. Westbrook ve Jordan logoları yan yana. Oldukça hoş. Şurada ne yazıyor? Jordan Westbrook Why Not 0.5 yazıyor. Sadece sessiz harfleriyle. Kamerada gözüküyor mu? Yani yazı görmüyor da ne gördüğünüz. Burada baksana şu halatlar aynı şekilde. Evet, değişik ilginç bir yapı var. Bağcıklarımız da şuralardan yanlardan geçiyor. Hemen şöyle içine doğru diline doğru bakalım. Değişik bir şekilde kesilmiş ve dikilmiş. Dilini yamuk yapmışlar bir yapı var. Gibi görüntü evet. Vermişler. Evet, yine bir Jordan logomuz var. Şurada biraz daha nubuğumsu bir yapı var arkadaşlar. Daha kaliteli bir kumaş yapısı mevcut. Evet, fena değil. Şöyle çıkartayım yavaştan da ayakkabımızın içindeki şeyi. Evet. İçine de biraz daha bakalım. Ama çok ilginç ya arkadaşlar, gerçekten farklı yani. Değişik bir şey yapmışlar ayakkabıda. Evet, şunu açalım şöyle. Baksanıza içten ve dıştan kilitlenmeler var. Ha, bu iç yapısı buradaki şeyler de dıştan kilitleyecek sizi. Yani bir toparlayacak. Şu yapılar içeri geçmiyor muhtemelen. Şunlar, evet bakın şunlar içeri geçiyor. Yani şu maviliğin şu içeriği görebiliyor musun? Mesela değil mi? Daha içeri geçiyor ve dıştan da bütün katmanlardan sizi kapatma durumu var. İyi olacaktır. Şöyle hemen içini göstereyim. Arka topuk. Evet, burası da güzel. Bayağı yastıklama var. İçte bir yapı var görüyorsun. Yine ayağın çorap vari bir yapıya oturacak. Şuradan bakabilirsin. Dış katman var, iç katman var. Evet, çok hoş, çok güzel arkadaşlar. Havadar ve hafif, yani ayakkabının içinde çok fazla aman aman bir şey yok. Genelde dışında çok fazla oluşum var. Bu iki ayakkabıyı iki, yani sağ sola birbirinden farklı yapmaya hangi ayakkabıda yapmıştı, yoksa bayağıdır yapıyor muydu? Sağ sola burada farklı değil ki, aynı. Burada aynı da bir öncekiler sanki farklı evet, yapıyordu. Evet, doğru diyorsun. Renkleri farklı oluyordu. İki ile başladı. İki farklıydı, üç farklıydı aynen. Dördü hatırlayamıyorum şu an. Yok, dört aynıydı. Benim aldığım dört aynıydı. Hatırla. Geçen gün dışarıda giydim ya, turuncu yine bir. Evet. O da güzel, daha düz. Yani 4 biraz daha az beğenilen bir ayakkabı oldu. Bence 2 güzeldi, 3 harikaydı. 3 çıktığı dönemde bence en güzel ayakkabı olabilir. 3 düşüp belini sakatladığın olan mı? Yok, o 2. 3 o grili bir tane vardı ya, kemerli. Çok hoştu, çok hafifti. Cidden o bayağı güzel bir ayakkabıydı ya. Evet. Genel itibariyle ben şekil şemalini çok beğendim. Önü güzel ama arkası beni ayrı bir etkiledi. Hoşuma gitti. Şu özellikle şu zigzaklı yapı, dıştan baktığın zaman şu zigzaklı yapılar falan daha estetik, sağlam ve atik duruyor. Hemen şöyle altına bakalım. Altına bakmayı unuttuk ayakkabının. Ooo, altı çok ilginçmiş arkadaşlar. Çok farklı farklı çıkıntılar. Her yere de uzantılar var. Ejderha pençesi gibi ya da dinozor pençesi. Evet, veya şey gibi. Kabuğu, dışı. Ha, değil mi? Evet, posta gibi diyeyim veya. Değişik bir şey olmuş. Orta tabanda kullanılan orta taban plakası ayağı ve ayakkabıya form verecek plakayı. Çok değişik yapmışlar. Adeta Batman şeyi gibi, zırhı gibi. İlginçtir ki artık şey kullanılmıyor. Hatırlarsan aşağıda işte 9 numara, 8 numara gibi ayakkabı numarası topuğa konduruyordu. Bir pencere yapıp hatırlıyorsun. O 4'te yapıldı mı? 4 çok silik kalmış aklımda niyeyse. Hiç iz bırakmamış bende. Çok giyemedin ya herhalde ondan. Hem giyemedim hem de aşırı çok beğenmedim. Ondan da olabilir. Hafifliği fena değil arkadaşlar. Güzel. Yani şu an elime iyi geldi. Ayakta bence hissedilecek bir ağırlığı olmayacaktır. Zaten biliyorsunuz detaylı incelemelerde bundan bahsediyor oluyoruz. Şimdi ayağımıza giyelim bir bakalım. Ama genel itibariyle rengini de çok beğendim. Tipi şemali de çok güzel. Eminim ayakta da güzel hissettirecektir ve performansı da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sen bir şey söylemedin. Nasıl gözüküyor? Yani ayağında merak farklı ediyorum. Farklı. Evet, ayakta genelde böyle şeyler anlaşılıyor. Hadi ayağımıza giyelim ve sonra çıkışı yaparız. Evet. Şeyini de unutmuşum. Kalın çorapla giydim arkadaşlar. Eşortman altını. Hayata giymiyordum. Evet, bayağı kalın çorapla giydim. Tam olacak biraz çünkü büyükmüş. Hani 44,5 numara alabilirdim biraz daha dar çorapla giymek için. Yani bir önceki Why Not 4'e göre daha rahat kalıbı var. Aklımızda bulunsun. Yarım numara aşağı inebilirsiniz bence. Ben onda 45 numara almıştım. Dar dar gelmişti. Bunda ise böyle bol bol geldi. Özellikle iç kısmı çok havadar ve fazla bir şey olmadığı için bakın ayağım burada. Ya gerçi idare eder. Ama bu kadar kalın çorapla ben dedim ki sıkıştırır diye düşünmüştüm. Böyle... Solu giydim yani. Evet, solu giymeme rağmen çok böyle sıkıştırmadı ve çok rahat giriyor.
İçi çok güzel. Neyse, kalın çorapla da giyeceğim ayakkabıların olması güzel. Her ayakkabım böyle sık sık olunca şu bağcıkları sıkma şeyi çok ilginç. Hepsi farklı bir, şuradan sıkınca sağlam hissettiriyor arkadaşlar. Şuralar çok bir fonksiyonu yokmuş gibi. Sonra şuradan bir sıkıyorsunuz sonra. Evet, çok iyi. Cidden güzel. Dediğim gibi yani 44,5 numara olurmuş. Baksana ayağım burada. Ha, şöyle bir şey boş. İşte Westbrook'larda, Why Not'larda arkadaşlar. Sanki şey Adidas 45 almış gibisin değil mi? Evet. Hep denemek gerekiyor. Ya Why Not'ların yani en yanıltan ayakkabı benim genelde Why Not'lar oluyor. Ama neyse, kalın çorapla dediğim gibi giyerek yine rahat edebilirim. Uzun edebilirim. Zaten bayağı. Ayakkabı uzun. Şu arkadaki petlemeyi biraz düşük tuttukları zaman benim ayak tabii ki kısa kalıyor. Hmm. Genelde bu petlemeyle çok ittirmiş oluyor. Çünkü dörtte öyle. Bir de burası çok rahat ve hafif ve yani genişleyebilen. Şu kısmı büyük olan arkadaşlarım varsa böyle ayak, artık palet gibi mi denir ne denir. Bu ayakkabıda rahat edebilirler diye tahmin ediyorum. Ama yani genel itibariyle çok rahat, çok hafif. Zoom ünitesini aşırı iyi hissediyorsunuz. Güzelmiş ya. Çok havadar bir şey veriyor. Yani ayağını içeri sokar sokmaz ooo diyorsun. Ayağın bayram edecek diyorsun. Yaz için falan bence mesela çok güzel olabilir. Rahatlığı çok iyi. Buradaki yastıklaması harika. Çok güzel zıp zıp hissettiriyor. Yani geriye dönmüş. Why Not serisi yerine dönmüş diyorum. Ve rahat da hissettiriyor. Yana doğru yapacağınız hamlelerde aynı şekilde burada güçlü de. Sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar ya çok keyifli. Hafif, güzel. Nasıl oldu üstümde bu arada? Güzel. Gerçekten morlu bir şey yokmuş ama. Açık lila varmış, mor değil mi? Evet. Şu iç taraftaki şey bu. Evet arkadaşlar, yaz camının cevizini yapmak istiyorum. Yani 2 haftaya falan diye tahmin ediyorum. Yapmam gereken birçok ayakkabı var. Onlarla birlikte hızlı hızlı yapacağım. Takipte kalıyorsunuz, bekleyişte kalıyorsunuz. Eğer sizler de Nike'dan %20 indirim bir ayakkabı almak istiyorsanız Tapix.tr'ye sipariş edin. Ankara'daysanız benim yaptığım gibi elden arabalarıyla, kesinlikle hani aklınıza güvenliğe ait bir durum olmasın. Tamamen Nike.com'dan gelen %100 orijinal kaliteli ürünler oluyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük out. Let's go. Let's go. Güzelmiş ama, beğendim baya. Rahat, çok rahat. Yani çok havadar, hızlı hareketine imkan tanıyor. Sushi'ye bak. Sushi. Sen ne yapıyorsun? Sen de beğendin mi ayakkabıları?